2007 evet İstanbul'a geldim. Evet 14 sene oldu. Çünkü eşim Türk. Bu yüzden buraya taşımak zorundayım. Eşim Türk, Konyalı. Biz Kanada'da üniversiteye tanıştık. Aynı okula gittik. Gerçekten düşünmedim Türkiye. Bir gün Türkiye'ye gidecektim. Hiç düşünmedim. Ama sonra aşık herhalde. Başka sebep yok. İlk geldi yer Ankara. Çünkü eşim o zaman Ankara'da bir devlet bir organizasyonda çalışıyordu. Bilgisayar programming hakkında. Sonra İstanbul'da bir özel şirkette daha iyi iş buldu. Bu yüzden biz 2007, evet sonbahar bu zaman gibi İstanbul'a taşındık. Evet, ilk geldiği zaman 2007, o zaman Türkçem daha çok az, daha kötüydü. Ben de iş bulamadım. Evde her zaman, her gün evde oturdum gerçekten. Arkadaşım yoktu. Akraba yoktum, iş yoktum, eşim işe gidiyordu. Bu yüzden ben evde televizyon izliyordum bütün gün. Bir gün gerçekten sanat hakkında bir program izledim. Ebru gördüm. O nasıl bir sanat? Gerçekten şok oldum. Bu nasıl bir sanat? Magic. Öyle su üstünde, evet su üstünde renkli o boya öyle atıyordu, usta öyle atıyordu. Biraz böyle böyle desen yaptı. Ondan sonra kağıt koydu. Hemen bir resim, güzel bir resim oldu. Hemen ben de öğrenmek istedim. Eşim işten döndükten sonra ona anlattım. Bunu öğrenmek istiyorum. Biz internetten araştırma yaptık. O zaman Sarıyer'de oturduk. Sarıyer Kültür Merkez'de ders varmış. Hemen eşimle gittik, kayıt yaptım, başladım. O zaman ilk öğretmen adı Erol Çar'la. Evet, o usta ile başladım. Ben temel Türkçe ders aldım o zaman. Hocam ile nasıl konuştum? Sadece adım Filiz, Çinliyim. Öğrenmek istiyorum, o kadar. Nasıl anlattım? O dönemi öğrenmek için çok zordu. Çünkü hocam sadece Türkçe konuşuyor. Bütün sınıf arkadaşlarım sadece Türkçe konuşuyor, herkes. Aslında haftada iki gün okula gidiyorum. %85 ben anlamıyordum. Ne dediler? Sadece bakıyordum ve cep telefonuyla bütün hocam yaptığı video ile ya da fotoğraf ile çektim. Eve döndükten sonra tekrar bakayım, böyle yapıyordum, öyle. Aslında o zaman hocam ve sınıf arkadaşlarım bana çok yardım etti. Bana not verdi, özellikle bana. Bunu bir list, yine de ben burada duruyor o list. 14 sene önce hocam verdiği o not yine burada. Ben ara ara da bakıyordum. Ne renk? Mesela bu renk o iki renkten böyle kaçtıktan sonra geliyor. Ve bu renk nereden bulabilirsin? Öyle not vardı gerçekten. Allah'a şükür. Ben başka kursa da gidiyordum. Mesela Çinli, mesela ahşap boyama. Ama o Ebru
öyle değil. Mesela bir semester aldım, ders aldım. O kadar şey, hobi gibi. Şimdi biraz Çinli arkadaşlarımla tanıştım. Tabii ki sınıfta da Türk arkadaşlarım da var. Öyle ara ara biz ne, Çinli günü yapıyoruz. Kızlar, Çinli kızlar. Türk bayanlar da aynı. Tabii ki ben Çinliyim. Çin yemeği daha alışıyorum. Ama bazı yemeği çok benziyor. Mesela mantı, en sevdiğim yemeği mantım. Çin mantı ve Türk mantı ikisi de seviyorum. Evet, evet, bizimki daha büyük. Türk kahvesi de çok güzel. Türk çayı da tabii ki zaten ben Türk gibi bütün gün sadece Türk çayı içiyorum. Sadece misafir gelince biraz Çin çayı yapıyorum. Gerçekten böyle oldu. Maalesef bu iki yıl pandemik oluyor. Ben Çin'e gidemem. Annem yine Çin'de yaşıyor. Annem yalnız yaşıyor. Xi'an. Memleketim Xi'an. İpek yol ilk başlangıç noktası. Annem orada yaşıyor yalnız. Ama maalesef pandemikten dolayı şey gelemez. Ben de gidemem. Pandemik olmadan önce ben her sezon, her 3 ay Çin'e gidiyorum. Bu Ebru Sanat seminer yapıyorum, sergi yapıyorum, training, eğitim, workshop yapıyorum. Her sezon, her 3 ay gidiyordum. Program, TV program, radyo program. Evet, Çin'de bol bol yaptık. Bazen hocam ile birlikte gidiyordum. Evet, öyle. Evet, çok meraklıyor. Gerçekten benim gibi ilk gördüğün zaman öyle, Ebru gördüğü zaman aşık oldu. Ne kadar magic, öyle. Farklı çünkü su yüzünde bu renkli boya dans yapıyor. Öyle, öyle hisset başka sanat bana vermedi. Bu yüzden ben Çin'de Çinliler anlatıyor, gösteriyordum. Herkes benim gibi. Çok meraklıyor, gerçekten. Ben çok sevindim. O fırça, at, kıllı, evet, kuyruk, en sert kuyruk ve gül dalı. Evet, ama o gül dalı her biz de şey bahçeden topladık. Birkaç ay evde atölyede duruyor, kuruyor. Bak bu 2014 Kasım 1. Hocalarım bana verdi. Bunun gurur duyuyorum her zaman. Bir mesela 2007 yıl evet başladım Ebru Sanat öğrenmek. Bu 7 yıl sonra bu icaze bana verdiler. Çok zor bir şey. Zaten Ebrucular aslında şimdi çok çok var. Ama belki %5, belki %1. Çok özel. Belki hayatım bugüne kadar en önemli şey, bir şey. Bence öyle. Değil mi kullandığımız kitre tekmenin içindeki? Adı. Ama şey sıvı olan kısım bildiğimiz standart su, özel bir su değil. Kitre denen bir malzeme bunu yoğunlaştırıyor. Evet. Boyanın üstte kalması için kitre de bir bitkinin özü sanıyorum.
Gül ağacı ve at kılından yapılan fırçalarla boyalarımızı... Boya mı attık üstüne şu anda? Evet, bu... Altyapısı değil bu. Şimdi, çünkü çiçek yapmak istiyorum. Bu yüzden bu bizler kullanıyoruz. Biz, adı biz. Ama önce ben boyadı denemek lazım. Şimdi öd kullanıyorum. Öd ne için? Bu öd boya için. Boyayı macun kıvamına getiriyor herhalde. Öd aslında en önemli boya için, ebru boya için. Öd yoksa boya çalışmaz. Boyalar ama katı boya aslen. Katı, toz halinde. Evet, önce toz. Ödle karışıyor. Taştan, pigment ve topraktan öyle. Ondan sonra biraz su, biraz öd karıştırıyor, sıvılaşıyor. Evet, ama hemen kullanmaz. En az birkaç ay beklemesi lazım. Ondan sonra kullanınca yavaş yavaş daha iyi geliyor. Güzel bir şarap gibi. Ne kadar uzun kalırsa o kadar iyi oluyor. Ama sadece beklemesi değil. Bu beklerken çalışması lazım. Mayalanma gibi. Evet, doğru. Doğru kelime. Boyalar peki doğal boya hepsi? Hı. Bu gelenekse ebru biz sadece, evet. Öd nereden temin ediyorsunuz? Öd, kesap. Kasaptan. Normal kesap ödüyor. Değil. Ha, yani özellikle bunu yapanlar. Evet, yok. Gerçek kesap. Mesela Kurban Bayram, onlar yaptıktan sonra hayvan, genellikle öd falan atılan. Evet, atılan kısımlar. Evet, ustalar onlar tanıştılar ya. Bu yüzden haber var. Oraya gittik. Bulması zor o zaman. Çok kolay değil. Çok kolay değil, evet. Evet, bu öz atölye getirdikten sonra hemen kullanmaz. Yine de su kaynıyor. Kaynatılıyor. Ve bazen lazım hocam. Filter. Bir şey. Karıştırmak için mi? Karıştırma. Ne için? Filter. Kelime bulması lazım. Thank you.
Çünkü bu su üstünde resim çiziyor. Su havadan, hava mesela bu hava temizlik, nemli, su çok eklenmesi evet. gerekiyor. Evet. Genellikle hemen kağıt alacağız. Evet. Çünkü bu su değiştiriyor. Hmm. Her zaman değiştiriyor. Değiştiriyor. Dibe. Boza. Evet. Eğer evet. çok bekle beklerse aşağı dibe doğru çöküyor. Evet. Ya da o şey desen bozar. Bozuluyor. Evet. Ama bazen figür var ama şey ile, genellikle AKS ile. Kağıt şey böyle keserek kağıt üstünde yapıştırıyoruz. Ondan sonra su üstünde tekrar bata atıyoruz. Böyle. Anladım. Değdirip kağıda geçmesini sağlıyorsunuz boyanın. Şu arkada bir mevlevi figürü var. O da mı Ebru? Bu... background şey bata Ebru ama bu kağıt kuruduktan sonra üzerine Ebru yapılıyor. Yok üzerine normal resim. Ha. Yala boya mesela. Anladım, akrilik. Anladım. Bunlar aynı. Bata Ebru. Ama üstünde kağıt kuruduktan sonra ben Çin anladım. Fırça, Çin geleneksel resim yaptım. Ha, birleştirmişsiniz. Evet, evet. Arka planı Ebru, üstü Çin sanatı, Çin figürleri, motifleri normal fırçayla yapılıyor. Evet, bütün dünyada çok tek güzel. Benim şimdilik. Çok güzel. Sabır çok önemli. Belki en önemli. Bütün sanat bu sabır lazım. Gerçekten.